girelim. Daha küçük bir köy ama belki orada buluruz. Hadi. Gördüm onu. Hani? Nerede? Burada abisi. Yok burada. Ben gördüm abisi, yemin ederim. Oradan tabak gibi görünüyor ama. O zaman aşağı inelim. Demek kız Tosa'da. Hadi o zaman. Bir dakika. Kim bu ya? Merhaba, ben Amerikalıyım. Ne yapıyorsunuz? Allah Allah. Ne işiniz var burada? Osmanlı kurtarmış bize İspanyolların elinden. Benim ailem de İstanbul'da yerleşmiş. Benim tam babama kadar hep İstanbul'da yaşarmış. Babam anıma aşık olup Amerika'ya yerleşmiş. Ben de orada doğdum. Hikayeye bak, dizi film gibi. Köklerini araştırıyorsun yani. Evet, arkadaş doğru söylüyor. Film yapmayı düşünüyorum. İstanbul'a geleceğim. Sizin Türkçe konuştuğunuz görünce bana yardım edebilirsiniz diye düşündüm. Bak, demedim mi? Salih Hoca ile tanışalı beri ben de evliya gibi oldum abisi. Efendim? Ben Meltem, nasılsın? Sağ ol, sen? Hani şu senin okuduğun şiir vardı ya, Büyük Rüzgarlar diye başlayan. Evet, hatırladım. Şairi kimdi onun? Bir arkadaşla iddiaya girdik de. Ahmet Muhip Duranaz. Teşekkür ederim, sayende bir yemek kazandım. Komisyonumu isterim ha. Tabii, dönünce tamam, hoşça kal. Oh canıma değsin, benimle iddiaya girilmez demedim mi ben sana? Hadi oradan, iddia bahane. Senin maksadın adamı aramak. Nasıl numara ama? Burnumuzun dibinde dururken kaçırdı kızı. Belli mi olur abisi? Bazen gökte ararsın, yerde bulursun. Yine Salih Hoca gibi konuştun. He vallahi. Sevdim herifi.
daha çok küçük. Şöyle geç ve sakın yanlış bir hareket yap. Madem. Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz benden? Ne mi? Bunu bana değil, babana sor. Babama mı? Konuş onunla. Konuş onunla. Alo, baba. Zeynep, hayrola, ne oldu? Baba, Alo Asif, ben Serdar. Kim? Serdar mı? Hatırladın mı? Ormanda piknik yapmıştık. Şimdi de Zeynep'le Tosa Kalesi'ndeyiz. Tam da uçurumun kenarında. Yok, bunu yapamazsın. Yok. Yok!